Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Evde Kal Röportajlar serisinde bugünkü konuğumuz Überkiloz, yani berkeklik. Siz kendisini Instagram'dan tanıyorsunuz zaten. Instagram dışında tanıyorlar bence. Haksızlık ettim şu anda. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ya, genelde Instagram'dayım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Aynı yoğunluk devam ediyor. Aslında seninle konuşacak çok şey de var. Mesela dünden beri az yakın arkadaşlarıma linkini atıyorum. Yarın konuk alıyorum, tanıyor musunuz filan diye. Metoda ünlü oldu abi diyor. Abi Metoda ünlü olma hikayesi nedir ya? Ya şöyle, bir yarışma programı aslında. Kendi yaptığım Duraktan Durağa adı. Bir duraktan diğerine varmadan 5 tane soru soruyorum. Hatta bugün de yeni bir bölümünü yayınlayacağım. Sokağa çıkma yasağı. Ben 20 yaş altı olduğum için bana 4 saatlik bir izin verildi. Ben de o süreç içerisinde yeni bir bölümünü çektim. Bir yarışma programı bu, bayağı viral olmuştu, paylaşılmıştı. Onun haricinde bir yıldır içerik üretiyorum ama genel olarak kitle bu videoyla tanımıştı beni. Ya şimdi bu hikayeyi de irdeleyeceğim de, Instagrammer mı diyorsun kendine? Yani influencer deniyor. Evet. Etkileyici anlamında, yönlendirici. Yani bu mesleğin yap. Sonuçta meslek mi dedim tam, meslek tabii ki. Yani Instagrammer, YouTuber, bütün bunların hepsine influencer deniyor aslında. Yönlendirici, etkileyici anlamında. Yani mesela kaç tane, ben şimdi çok enteresan, 61 tane saydık herhalde. Doğru mu bilmiyorum. Kaç tane video, Instagram videosu, 61 tane mi gitti? Ya toplam 80 gönderim var herhalde ama çoğunu arşivledim. Yani eski videolarım da var. Ben bu arada mizah sayfası yönetiyordum önceden. Takip eder misiniz bilmiyorum. Hiç mizah sayfası takip ediyor musunuz? Etmiyorum galiba. O da benim. Ya muhtemelen. Daha çok ben ve benim jenerasyonuma ithaf eden şeyler bunlar. Yaşlandım. Yok rica. Konuktan ilk golü yedim. Ya yok. Vallahi hayır ya, lütfen çok özür dilerim ama hani şey böyle. Ya biraz ben boş iş olarak değerlendiriyorum da. Çünkü genel olarak Z kuşağı böyle sizin kuşaktan çok daha farklı saçma şeylere gülüyor. Bunu görebiliyorum. Kitlelere bakabildiğim, yönettiğim için bir şekilde. O yüzden söyledim. Yoksa ya, yanlış anlamayın. Yok rica ederim. Ya çağı karşılayan bir kitleye ulaşabilir ama kitleye hitap edebilen herkes başarılı değil ve saçma değil. O çağın gerekliliği odur aslında. Ben bu konularda hep böyle düşünüyorum. Şimdi Instagram'da ünlüsün. Sokakta ne kadar ünlüsün? Tanınıyor musun? Aha, evet, tanınıyorum. Yine kendi şu anla ilgili zannediyorum. Yakın zamanda sokakta çıkamam. Efendim? Sokak hikayesi dinlemek istiyorum senden. O yüzden bu soruyu sordum aslında. Sokak hikayesi. Ya şöyle, benim bir, ya daha önce sokağa çıktım ya, yakın zamanda çıkamıyorum sokağa tabii ki de. Ya çıktığımda mesela metro videosundan sonra özellikle normal bir şekilde bindiğimde beni tanıyan insanlar ne zaman başlayacak? Şimdi başlıyor mu? Ne soracağım bu sefer falan yapıyorlardı böyle. Yani genel olarak böyle tepkiler alıyordum. Onun öncesinde de zaten hani fotoğraf çekinmek isteyen oluyordu, böyle konuşmak isteyen. Reddediyor mu fotoğraf çekilmelerine? Efendim? Ya yok işte istemiyorum falan diye reddetin oluyor mu? Nasıl yaklaşıyorsun falan? Ya yok hayır. Yani ben aslında saygı duyuyorum çünkü hani fotoğraf çekinmek bir anısı olsun, bir muhabbeti olsun istiyor. Ve bu bir aslında bir kültür gibi bir şey, yani ünlü bir kimseyle fotoğraf çekmek, hatıra gibi. Yani böyle değerlendirdiğim için hiç reddetmedim. Altındaki duygunun tatlı bir şey olduğunu biliyorum çünkü. Şimdi sen de şöyle bir vibe var aldığım. Genelde alın, evet. Yani aynen o pozisyonu dinlemen gerekiyor. Şu an çok ne diyeceğim ben, konu nereye bağlanacak soru ben de bilmiyorum. Şunu demek istiyorum. Tipinde, amiyane tabiriyle, suretinde daha temiz çocuk, bizim çocuk, iyi, böyle bir tipleme var. Dışta görünmeyen yüzümü görüp falan. Ha işte yani, aynen. Dilim edebiyatında vardır ya, görünenin ardındaki gerçeklik. Senden korkuyorum evet. Aslında. Ben şimdi seni stoklayınca hayda. Senden ürktüm. Abi bu çocuk dedim, kim bilir ne taşıyor içinde, iç dünyasında yani. Bu karmaşık şeyler yaptığınla ilgili değil. Görüntün her şeyin okey çünkü. Seni şu an gerçekten eleştirdiğim, sosyal medyaya baktığım zaman görüntü çok edepli, çok şöyle böyle, aa bir dakika ya falan diyorsun. O yüzden bunu ilk benden mi diyorsun yoksa insanlar da böyle yapıyor mu? Ben mi garip baktım aslında sana? Ya şöyle, teşekkür ederim. Al ve götür. Ben kesinlikle tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Yani
genel olarak bir insana baktığımda bir şey fazla hoşuma gidiyorsa ya vardır bunda bir şey diyorum kesinlikle. Ama hani ya tabii ki çünkü bir buzdağının görünmeyen kısmı şeyi vardır, rivayetleri falan. Böyle bir şüpheci yaklaşırız böyle insanlara ama yani bilmiyorum. Sırf ya hemfikir olduğumuz için böyle şimdi şey arıyorum. Acaba kötü ne özelliğim var falan diye böyle. Pek bir şeyim yok sanırım valla. Vatanına milletine hayırlı. İyi bir evlat, iyi bir Türk genci, örnek insan falan. Gebetsiz. Valla ben hakikaten öyle bir hissiyatım var karşı tarafta. Çok teşekkür ederim. Çok İyi bir şey yani, söyledim bilmiyorum. Yani. Ya tabii ki yani sonuçta iyi bir şey yani kötü bir şey demem olarak zaten. Söylediğinizi düşünmüyorum ben. Yok demem. Ama hani ben de hemfikirim sizinle böyle bir böyle duran insanlara karşı ben de öyle düşünürüm yani genel olarak. Ama iyi olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir soruyu sormuşumdur aslında. İşte paylaştığın gibi misin sosyal hayatında? Ya öyle olmazsanız şayet yani böyle benim öyle çok tanıdığım insan var bu arada. Oh, farklı yani iki farklı kişilikseniz şayet sosyal medyada. Mesela kim? Aa, olur mu öyle şey? Magazin mi yaptıracaksınız efendim bana burada? Aa, aşk olsun. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz sosyal hayatınızda. Yani bir kere ben çok yani yanlış buluyorum. Birden tanışıyorum mesela. Aa diyorum yani cidden mi ya falan. Hani çünkü yani kitlesini biliyor atıyorum. Çocuklara hitap eden bir insan bu. Normal hayatında bizimle daha farklı konuşurken sosyal medyada biraz daha böyle ne bileyim cringe diyoruz biz ona. Biliyor musunuz anlamını? Yok ne demek? Kendi adınıza utandırmak yani kendi adınıza utanıyorsunuz biri adına. Ne dediniz ismine? Cringe oldum. Cringe olurum. Cringe olmak. İlk defa benim için tecrübe oluyor böyle şeyler öğreniyorum. Cringe böyle hareketleri oluyor. Yani sizi utandıran yani onun adına utanıyorsunuz. Öyle hareketleri şeyler oluyor. Şeyler yaşamışsın böyle. Ama belli ki. Ya yok bu dolduruşa gelmek falan değil. Konu hakkındaki yani bilgimi aktarmaya. Yani olmuş. Gördüğün bu tarz tipler olmuş o zaman. Ha, tabii ki ya. Bu arada var bu tipler. Hani bu şekilde darınıyor. İsim belki alamayınca var mı yok mu bilemedim o yüzden. Efendim? İsim alamayınca var mı yok mu bilemedim o yüzden. Ya şöyle yani bunu aslında bazı insanlar dediğim gibi hani kitleleri gereği yapmaları gerekiyor. Ama ben sadece kişisel düşüncem. Böyle bir şeyin olmasını pek tasvip etmiyorum. Ama mesela yapması gerekiyorsa bu çünkü olayın adı influence etmek, yönlendirmek, etkilemek. Yani buna saygı duyabilir biliyorum kendi bir çerçevenin içerisinde. Ama sadece tasvip etmiyorum. Belki ben de öyle biriyimdir. Yani farklı davranıyorumdur. Ama hani elimden geldiğince çünkü bunun asıl noktaya geleceğim. Farklı olduğu zaman çok daha zor oluyor. Ya inanılmaz zorlanıyorsunuz. Ya nasıl biriyseniz öyle götürmeniz gerekiyor ki daha rahat üretebilirsiniz. Böyle de oh be diyebilirsiniz yani. Aynen. O yüzden. Açıkladım burayı. İnfluence etmek aslında sen içerik üreticisisin de aslında. Yönlendirmeden ziyade değil mi? İnfluence deyince sanki bir yani bir şeye yönlendirmek. Evet aynen. Ama sende bir içerik de var baktığında yani. Tabii ki. Zaten bir içerikle yönlendirmek. Yani bu aslında influencer işin içerisine birazcık maddiyat dahil evet. Olduğu için konulan bir isim. Aynen. Ya spesifik olarak açıklamaları gerekiyor buna. Ama hani diğer tarafta tabii ki de bir içerik üreticisi. Bir content creator. Çok havalı content creator. Lütfen efendim. Bundan sonra öyle söyleyin. Şimdi videolarında detaylara çok takıldığını görüyorum. Yani detayları fark ettiğini görüyorum. Detayları önemsediğini görüyorum. Kendi hayatında detayları ne kadar önemsiyorsun? Ya gerçekten çok fazla önemsiyorum. Yani biriyle tanışırken özellikle biriyle tanışırken gerçekten çok fazla yani, özel noktaya dikkat ediyorum ve bu bağlamda arkadaşlık kurmakta çok seçici olabiliyorum. Yani çok ön yargılı bir insanım. Çok fazla detaya takıldığım için. Ya bu tabii ki kötü bir özellik ama dikkat ettiğim ön yargılarım yani küçük detaylar tam böyle çok iyi be olduğu zaman muhteşem bir dostluk, arkadaşlık bir ilişki ortaya çıkıyor. Tabii ona göre hareket. Bu karşı cins değil mi sadece? Normal beşeri ilişkilerinden bahsediyorsun. Arkadaşlık ilişkileri. Yok. Ya karşı cins için de geçerli tabii.
Önyargı oluşturmamışızdır inşallah şu ana kadar. Gerildim bunu duyduktan sonra. Efendim? Önyargı oluşturmamışızdır inşallah diyorum şimdi. Gerildim. Hayır, yok size karşı mı? Şöyle yani tabii ki de dikkat ettiğim bazı detaylar var. Mesela atıyorum kareli gömlek tercih etmenizden bir şey mi çıkartmalıyım ya da böyle arkadaki yastık ya da televizyon kameranın açısı. Bu tarz şeylere dikkat ediyorum aslında ama yani genel olarak karakter hakkında bir düşünceye sahip olup ona öyle davranmıyorum. Sadece kendi kafamda yapbozları oluşturuyorum böyle. Keyifli oluyor ya. Tahmin edebiliyorum. Şimdi seninle ilgili bazı challenge testlerim olacak. Bunları bir geçelim. Gerçekten ne diyeceğini çok merak ediyorum. Ben de çok merak ettim şu an nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Başlayalım o zaman. Tamam. Şimdi ilk challenge bölümümüzde bu mu bu mu var? Yani hangisi? Bir tanesini tercih edeceksin. Instagramer olmak mı, YouTuber olmak mı? Açıklama yapabilir miyim yoksa belli bir süren var mı hemen tercih etmek? Yapabilirim. Yapabilirim. Evet. Ya biri daha samimi, biri de gerçekten sorumluluk sahibi gösterir sizi. Yani YouTube cidden çok ciddi bir platform. Ciddi efor sarf edip gerçekten içerik üretmek zorundasınız. Instagram'da durum biraz daha farklı. Gevşetebilirsiniz, rahatlatabilirsiniz. Ya tam bir iş sorumluluğu yüklemez size. Yani iş tarafından bakacak olursak daha eğlenceli kullanabilirsiniz. Ama YouTube'u tercih etmemin sebebi gerçekten hani hem bir saygınlığının olduğunu düşünmem hem de iş anlamında bir sorumluluk yüklemesi. Instagram'da da bu var tabii ki ama biraz daha rahat hissettirdiği için bu sorumluluğu almak isterdim açıkçası. Almayı da düşünüyorum. Soru cevabını vermiş olduğun en flaşlı soru aslında günün. YouTube'a ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Ya güzel konseptlerim var. Çünkü YouTube'da ben şey yapmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar kendimi tanıttım. İşte hadi gelin beni izleyin falan. Yani ben kitleme saygı duyuyorum açıkçası. Hani böyle bir hareket yapmam çok şunu belli eder gibi düşünüyorum işte. Burada da var olmaya çalışıyorum falan. Hadi gelin buraya. Hadi bakalım. Tabii buraya oraya özgün, orada duran. Ben, aynen, kesinlikle oraya özgün bir YouTube içeriği yani bir kişilik değil de bir içerik yaratmaya çalışıyorum. Bu yüzden insanları da bu yöne bu şekilde sağlıklı bir şekilde çekmek istiyorum kendi kanalıma. Arkadaşlar bakın geliyor, YouTube'da bir fenomen geliyor. Şimdi güvenmek mi sevilmek mi? Güvenilmek. Sadece başkalarının mutluluğu mu, sadece kendi mutluluğun mu? Ya birazcık bencil olmak gerekiyor açıkçası hayatta. Yani buna inanıyorum. Özellikle yani 20 yaşındayım aslında. Ne yaşamış olabilirim? Tabii ki. Ya ama hani herkesin hayatı kendince filtreleme ya durumları oluyor. Herkes farklı bir olaydan farklı bir şey tecrübeliyor. Ben de birazcık bencil olmak taraftarıyım. Çünkü herkesi mutlu edemeyeceğimi biliyorum. Ama herkesi mutlu etmeye çalışmaktan çok keyif alıyorum. Birkaç milyon kişi ediyorsun. Yani yeter bence herkese. İnşallah ediyorumdur. Tebessümleri çok seviyorum çünkü oluşturmayı. Bülent Ersoy'la mı düet, Orhan Gencebay'la mı? Bülent Ersoy'un sesini Orhan Gencebay'dan daha çok beğeniyorum. Ama Orhan Gencebay'ın şarkılarını da Bülent Ersoy'dan daha çok seviyorum. Bu yüzden çok böyle bir çatal ağzındayım şu an. Öyle mi dedim bilmiyorum. Yanlış tanımlamış olabilirim. Orhan Gencebay demek istiyorum. Instagram'da Aleyna Tilki'yi mi takip edersin, Şeyma Subaşı'yı mı? Aleyna Tilki'yi takip ederim. Ciddiye alınmadan ömür boyu huzurla yaşamak mı, ciddiye alınarak hayat boyu başının ağrıması mı? Yani birinci seçenek çok daha mantıklı geldi şu an bana. Yani ciddiye alınmamak istemezdim açıkçası. Çünkü ama huzur var. Yani tabii ki huzur var. Lakin yani dert çekmeyen dert kıymetini bilemez demiş Aşık Veysel. Vay. Yani bu gerçekten önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanı geliştirmek bağında. Yani ciddiye alınmak isterdim bu yüzden. Yani huzuru bir kenara bırakırsak şayet bir şeyleri değiştirmek, yeni bir şeyi anlatmaya çalışmak, İnsanların bakış açılarını farklı bir noktaya çekmek çok isterim. Ya bu yüzden de ciddiye alınmak gerekiyor. O yüzden onu seçiyorum. Aa, güzelmiş. Haluk Bilginer ile Emmy ödüllerine katılmadan önce New York'ta bir akşam yemeği yemek mi? İngiltere kraliyet ailesinin akşam yemeğinde wine çekmek mi? Hayır, kesinlikle Haluk Bilginer'den öğreneceğim çok şey vardır benim ya. Şu an enerji yani... çok arttı yani. Şu an reyting arttı programın. Haluk Bilginer deyince. Ya ben tiyatro
ile çok ilgilendim. 6 yıl yaptım amatör olarak devlet tiyatrolarında. Sivas'taydım bu arada. Sivas'ta yaşıyordum. Sivas'tayım. Devlet tiyatrolarında ben birebir eğitim aldım. Sahne sanatları, diksiyon, yaratıcı drama, şan eğitimlerine. Ve hani tiyatro deyince bende akan sular durur ve Haluk Bilginer de gerçekten o suyu durduran sebeplerden biri yani bende. O yüzden kesinlikle tercih ederim kendimi. Kavuk meselesine de geleceğiz zaten. Acun Ilıcalı ile beraber jüri üyeliği yapmak mı, Survivor'da unutulmaz bir yarışmacı olmak mı? Ben beraber jüri üyeliği yapmak isterim. Çünkü insanların ilgi çekeceği şeyleri daha da ilgi çekici hale getirmekte başarılı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yani bir şeyleri sunabildiğimi, insanların dikkatlerini işte buraya dikkat edin diye gerçekten bunu yani influence etmek işte. Bunu başarılı yaptığımı düşündüğüm için jüri olmayı tercih ederim. Şimdi gerileceğin, bu kadar rahat cevap veremeyeceğin, sorgulayacağın ve nelerin çıkacağının belli olmayacağı bir bölüme geldik. Hadi bakalım. Korktum şu an. Şimdi bu bölüm sadece o bilecek bölümü. Yani sadece o bilecek. Evet. Biz bilmeyeceğiz. Ben soruyu soracağım. Sen cevabı vereceksin. Verdiğin cevabın kime gittiğini bilmeyeceğiz. Hani neyi almak istiyorsan sorudan onu alarak cevap vereceksin. Soruya geçince anlaşılacak bu durum. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Çünkü kendisi için çok fazla uğraştığımı görmedi. Çok güzel. Başka bir şeyle meşguldü. Çok güzel. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Yarın yokmuş gibi severim. Çok güzel. Oldu merak ettim. Bunu kendisine çok söylerim ya. Ne? Efendim? Bunu kendisine çok söylerim. İzleyince anlayacak ve muhtemelen mesaj atacak bana. Ne demeye çalışıyorsun diye. Yani teşekkür etmeyecek muhtemelen. Cidden mi? Gayet de biz burada işte romantizmden düştük yani. Ya romantik biriyimdir açıkçası. Ama neyse geçelim bu soruları efendim lütfen. Kendini affettireceğin bir andasın şu an. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Hayır anlatmam. Hiçbir şey anlatmam. Ya, gerçekten hani hiç istemem yani. Öyle bir şey tekrar olmasın. Şimdi en son en çok bölümü. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey bir kedi sahiplenmekti. Evet sahiplendim. Ben böyle ya geleceğe dair çok böyle istekli, ya bir şeyleri güçlü istememeye özen gösteriyorum bu kadar. Yani ya başarılı olmak, iyi bir okulda okumak, bir şeyi elde etmek. Tabii ki bunlar hepimizin isteyebileceği şeyler ama böyle şeylere iyi bir, güçlü bir şekilde bağlanmak beni bitirdiğini düşünüyorum açıkçası. Yani herkese böyle davrandığını düşünüyorum bu meziyetin. Beklenti bu yüzden öyle. Hayal kırıklığına çok mu uğradın peki geçmişte? Neden böyle? Efendim? Beklenti oluşunca hayal kırıklığını mı tattın daha önce? Ya aslında bu bilince hayal kırıklığına uğramadan sahip oldum. Yani evet. Ya öyle olması gerekir aslında. Ağzımızın sütten yanması gerekir ama yani çok şükür öyle ya ciddi anlamda öyle bir şey yaşamadım beklentiyi düşürmek bağında. Yani oldum olası düşük. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Ya en son en çok hüzünlendiğim değil de ya hayal kırıklığına uğradığım diyebilirim. Üzüntüye en yakın. Çünkü gerçekten üzüldüğümü hatırlamıyorum. Bir şeye en son ne kadar üzüldüm. Muhtemelen yıllar öncedir belki de ya. 18 yaşında falandır, 16 yaşında falandır yani muhtemelen. Ama hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oldu. Özellikle de geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde. En son 3-4 ay içerisinde diyebilirim o yüzden. Konum özel mi? Özel mi? Nedir? Ya hani arkadaşlık ilişkisi. Ya, karşı cinsli olarak değil de ya bir arkadaşlık ilişkisi. Ondan dolayı ya anlatmayayım. Çok şey bir şey değil sonuçta. En son en çok neye şaşırdın? En yakın arkadaşım bir şey atmıştı bana. Onun hakkında konuşmuştuk bayağı. Kendisi ve benim hakkımdaki düşüncelerini öğrenmiştim. Ona çok şaşırmıştım. Peki. En son en çok neyi yanlış anladın? Annemi yanlış anladım. En son. Hızlı toparlanır mı anneyi yanlış anladıktan sonra süreç genelde? Ya evet. 2 gün sürer muhtemelen. 9 Mayıs'taydı benim doğum günüm.
işte o gün bana pasta falan yollamıştı. Ben de yoğun olduğum için arayamadım. Kendisinden beni anlamamı bekledim ama ben de onu anlamamışım, onu fark ettim. Buradan kendisini öpüyorum. Burada biz de selamlarımızı gönderelim. Rain Man'le arkadaşlık, kankalık, herkesin dilinde, internete açıyoruz. Rain Man'le her yere gidiyoruz. Allah Rain Allah. Nedir arkadaşım, senin Rain Man'le hukukun nedir, ne yaparsınız siz, neden beraber bu kadar anılırsınız? Böyle bir Rain Man dinlemek istiyorum senden. Benim çok sevdiğim bir abim kendisi. Geçmişte bundan bir yıl önce yaklaşık. Ben yine içerik üretmeye devam ederken yaklaşık 100 bin takipçim falan vardı o zaman. Kendisi çektiğim bir videodan sonra yazmıştı bana. Ya dedi böyle böyle komik, işte tatlı buldum, içeriklerin çok güzel falan. Yani öyle bir diyalogumuz oldu. Daha sonra kendisi bir sosyal medya ekibi oluşturmak istediğini ve ilk üyesi de sen ol falan yaptı. Yani böyle bir cidden vizyoner bir fikirdi. Ben Sivas'tan İstanbul'a onunla birlikte ya, o şeyle geldim, hayalle geldim. Daha sonra işte bir şeyler kurduk. Sosyal medya adına yapabileceğimiz ya, çoğu şeyi ondan öğrendim aslında. Deneyimlerini anlattı bana. Ama daha sonra ya, bu süreç birazcık böyle zorlu devam etmeye başladı. Çünkü kendisi de YouTuber adını verdiğimiz bir içerik üreticisi sıfatından artık bir şarkıcı kimliğine bürünmenin tam ortasındaydı. Albüm çıkardı, yeni şarkılar yapmaya çalıştı, ciddi yüklerin altına girdi ve hani o bağlamda böyle birbirimize, yani özellikle de yani benim hayalimi kurduğum şeylere kendisi fazla yoğunlaşamadı. Bu yüzden biz de dedik ki hani daha böyle birbirimize odaklanalım ve gerçekten özel zamanlarımızda bunu böyle, yani özel zamanlarımızda değil de yani bunu gerçekten büyütmek istediğimiz vakitlerde birbirimize vakit ayırarak bunun üzerine gidelim diye düşünerekten beraber yaşadığımız evden ayrıldık. 6 kişi yaşadık, 5 kişi yaşadık biz bu arada Göktürk'te bir ekip olarak sosyal medyada. Daha sonra ben kendi evime yerleştim. O da kendi evinde. Abimdir kendisi zaten. Ya o şekilde bir diyalogumuz var. Abi kardeş bilirler bize. Sivaslıdır o da. Ondan dolayı bir yakın tutarlar güzel, yani. Güzel bir hikayemiş aslında. Kapatmadan önce yani sosyal medyanda çok yapıyorsun. Böyle bir taklit değil de böyle bir bize bir bölüm hakkında gelen esen bir şey paylaşabilir misin acaba? Yani diyorsunuz ki şakla bağlanıp ya bari bakalım bizi birazcık güldür, o kadar komik adamsın. Yani öyle mi, yanlış mı anladım? Tam olarak buydu. Çok teşekkür ederiz. Hazır dedik. Ay istemeden oldu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben, teşekkür ederim. Ben çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Çok zenginleştim. Enerjin de çok yüksek. Yani bir anda kendimi bir defa uzun zamandan bir sorguladım. Bil mukavele. İnşallah gelecekte pandemi sonrasında da nice içerikler üretmek nasip olur beraber. Kendine çok iyi bak. İnşallah. Sizler de çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Güzel.